ebeveynlerin trafikte çocuklarına örnek olan davranışlar hakkında sohbet edeceğiz. Konuklarım sevgili Akasya Asıl Türkmen ve Serdar Özarman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Süper. Çok iyiyiz, çok sağ olun. Biliyorsunuz bizim de 6 yaşında bir kızımız var. Size daha önce bahsetmiştik. Hazır böyle bir fırsat bulmuşken sormak istiyoruz. Biz çocuklarımıza trafikte nasıl örnek olabiliriz? Çünkü onlar bizim her yaptığımızı kopyalıyorlar. Derler ya, bir atasözü vardır. Keçi tırmanır, yavrusu bakar. Aynen o misal. O yüzden de merak ediyoruz. İlk önce ne yapmalıyız çocuklara? Trafikte nasıl örnek olabiliriz? Rol model olabiliriz? Araçlar evlerimiz gibi, sokaklar gibi, okullar, iş yerlerimiz gibi aslında çok temel mekanlarımız. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi çocuklar bizi izliyorlar, takip ediyorlar, eylemlerimizi gözlemleyip içselleştiriyorlar. Burada doğal, sahice, aşağı yukarı öngörülebilir, gerçek ebeveynleri olmamız değerli. Tabii ki duygularımızı olabildiğince dengeli bir şekilde ifade etmemiz önemli. Belirsizliklerle görece başa çıkabiliyor olmamız değerli. Tahmin edeceğiniz gibi güvenlik konusunda, nezaket konusunda, saygı konusunda. Yani aslında hayatta değerli bulduğunuz ne varsa trafikte de bunun bir yansımasını görüyoruz. O yüzden çocuklarınıza nasıl birer örnek olmak istiyorsanız trafikte de öyle davranıyor olmanız çok değerli diye düşünüyorum. Peki ya öfke kontrolü? Biliyorsunuz trafikte her zaman her şey güllük gülistanlık olmuyor ve ani yükselen öfke durumları gerçekleşebiliyor. Birisi korna çalabiliyor ya da dışarıdan bir reaksiyon gelebiliyor, onu karşılamak güç olabiliyor. Bunun toparlama kısmı sizce nasıl olmalı? Çünkü tamam, her şey yolundayken çocuklara bir şeyleri göstermek kolay, ne bileyim ben. Karşıdan karşıya geçerken birileri trafikte durmak, sarı ışıkta durabilmek ya da yaya geçitlerinde yaya mutlaka yol vermek. Bunlar güzel davranışlar, sakinken. Peki ya tansiyon yüksekken? Bazen tansiyoncuk yükseliyor. Çünkü çocuklar da sizinle birlikte, siz yükselince onlar da sizinle birlikte yükseliyor. Hatta siz yükseldiğiniz zamanları kaydedip benzer durumlarda sizden önce, siz tepki vermeden önce onlar da tepki vermeye başlıyorlar benzer yerlerde. Bu hem o anda trafikte olabiliyor hem de trafiğin dışında da olabiliyor. Onu biraz yönetmekte bazen zorlanabiliyoruz biz de. Kesinlikle. Yani işte burada konu regülasyona geliyor. Her türlü duygunun bir işlevi var. Öfke duygumuzun da bir fonksiyonu var, neşenin de bir fonksiyonu var, korkunun da bir fonksiyonu var. En sık öfke konusuyla karşılaştığımız için tabii en sık gelen sorulardan bir tanesi bu. Burada da sahici olmak çok değerli. Her an böyle dört dörtlük duygusunu yöneten, dizginleyen ebeveynler olamayız. Ama dengede kalabilmek önemli. Çünkü hakikaten de yaptığımız şeyleri çocuklarımız görüyor, içselleştiriyor. Ve aslında kendi hayatlarında da buna göre davranışları sergiliyorlar.